Merhaba arkadaşlar. Şimdi Dijitürk'te kanallarda bir sıkıntı varsa veya Dijitürk'teki kanalları Dijitürk çanağıyla Türksat kurulumu yapacağız. Bunun için menüden gelişmiş kuruluma tıklıyoruz. Ben buraya nasıl geldim? Önce onu göstereyim size. Şu yukarı çıktığınızda kumandanın alt ve üst tuşlarıyla siz şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız muhtemelen ilk açtığınızda. Böyle bir ekranla karşılaşacaksınız gelişmiş kuruluma tıkladığınızda. Buradan kumandanın yukarı aşağı tuşlarıyla yukarıya çıktığınızda anten tipini LNB'den diğerine geçiriyoruz. Burada şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. İşaretliyoruz. Uydu tipini altlarda TürkSat 2A. Aynen TürkSat 2A, 3A. Bunu işaretliyoruz. LNB türü bu. Buradan bu transponder yazanı tıklayın arkadaşlar. Kullanıcı tanımlı yapın. Frekansımız 12.380. Polarizasyon dikey. Sembol hızı 27.500. Aktarım DVB. Fetch otomatik. Tamam diyorsunuz. Sinyal zaten geldi gördüğünüz gibi. Bundan sonra tamam deyip bakın şunu da unutmayın. Buradaki şu transporter'da farklı şeyler seçili olabilir sizde. Bunu tümü yapacaksınız. Tümü dedikten sonra aşağıya inip kumandanın yine aşağı yukarı tuşlarıyla aramaya bastığınız zaman kanalların çıktığını göreceksiniz. Bekleyelim. Ben bunu şöyle bir hatadan dolayı yapıyorum. Kumandamda, daha doğrusu televizyonumda kanalları geçerken uyarı veriyordu bana. Kanal yazılım yüklemeden dolayı kanal değiştirilemez gibi bir uyarı veriyordu. Bu yüzden böyle bir seçenek yaptım. Mod kısmından değiştirdiğim zaman normalde düzeliyordu ama bu sefer düzelmedi. Kanallarım silindi. Eski kanallara da bir türlü ulaşamadım. Bu yüzden biraz kurcalayarak böyle bir şey buldum. Denedim, oldu. Şu anda da bunu sizin yapabilmeniz için video çekiyorum. Teknik servis 220 lira ücret istedi bugünün tarihiyle. Aslında çok basitmiş. Bakın kanallar çıkıyor şu an. Babacım, sen de videonu çekelim mi? Gel bakalım böyle. Beklerken seni izlesinler. Bak bana. Şapkan çok güzel olmuş Dorukhan. Çıkar bakayım şapkanı babacığım. Bir poz ver hadi. Hadi el salla seni izleyenlere. Teşekkür ederiz de. Tamam biz de teşekkür ederiz. Gel babacığım sen de geç hadi kardeşin yanına. Dorukhan. Hadi gel oğlum böyle otur.
Şu an kanalların bayağı bir kısmını bulduk. Bakalım kaç tane kanal bulacak. Evet, %88. Evet, aramamız bitti. Kaydediyoruz kanalları. Bakalım ne durumdayız. Kanallara tıklayalım. Evet, 75 tane kanal bulmuş arkadaşlar. Demek ki bizde bir hata var. Bunun için moda basalım tekrardan. Diğer mod olarak değiştirildi. Kullanılabilir kanal yok. Aramak için ok düğmesine basın. Servis moduna basarak değiştirebilirsiniz. Şimdi bundan sonra bir TürkSat kolay kurulumu yapalım. Bakalım olacak mı? Evet arkadaşlar, Digitürk kolay kurulumunda kanal bulmuyordu az önce. Şimdi tekrardan bu işlemi yaptıktan sonra Digitürk kolay kurulumu yaptım ve bütün eski kanallar geri geldi. Böylece sorunumu çözmüş oldum ve 220 lira vermekten kurtulmuş oldum. Mesele 220 lira değil ama yani hizmet aldığım firmadan ben teknik destek talebime karşılık bulamıyorum ücretsiz bir şekilde. Bunu da böylece çözmüş olduk. Kimseye muhtaç kalmadık çok şükür. Teşekkür ederim. Bunu da nasıl yaptığınızı biliyorsunuz herhalde. Kolay kurulumdan direkt kanal aramadan zaten bütün kanallar çıkıyor. Daha sonra kaydet deyip yapabilirsiniz.